belediyemizin mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclisi ilginç bir protestoya sahne oldu. Meclis üyelerinin kendi aralarında iletişimini sağlamak için oluşturulan WhatsApp grubunda CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı ve polisi eleştiren videosunu paylaştı. AK Parti grup sözcüsü Cemal Önder, siyaset dilinin nezaket dili olmasına çaba gösterdiklerini belirterek, WhatsApp grubunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hiçbir eleştiriyi kullanmadıklarını aktardı. Antalya'nın kalbi olan Muratpaşa'dan AK Parti grubu olarak siyasetin her kademesinde görev alan siyasilerin tümünü milletimizin birlik ve beraberliğini zedeleyecek sözler söylemekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Cemal Öner WhatsApp grubunda CHP'li meclis üyelerinin hükümet aleyhinde yaptıkları paylaşımlardan dolayı 6 meclis üyesinin çok önceden gruptan ayrıldığını belirtti. İçlerinde benim de olduğum bazı arkadaşlarım ise sırf yanlış anlaşılmamak adına bu grupta bir süre daha kalmayı uygun görmüştük. Ancak denenen sabrımız CHP'li bir meclis üyemizin Türk polisine ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kadın vatandaşımızın ağza alınmayacak şekilde hakaretlerini içeren bir video paylaşması ile bardağa taşan son damla olmuştur. Meclise hiçbir zaman gelmemezlik yapmadıklarını kaydeden Öner, tepkilerinin halka örnek olması, nefret dilinin son bulması için meclisi terk edeceklerini belirtti. Bu tutum da bizleri ziyadesiyle üzmüş ve söylenecek söz kalmadığında en iyi şekilde izah etmiştir. Bu olay üzerine hepimiz aynı anda gruptan yazılı olarak tepkimizi dile getirerek ayrıldık. Öner sözlerini tamamladıktan sonra diğer AK Partili meclis üyeleriyle birlikte salonu terk etti. Meclisi izleyen AK Partili vatandaşlar da alkışlarla salondan ayrıldı. Teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da protesto etme hakları olduğunu söyledi. Oluşturulan bu grubun yasal bir zorunluluk olmadığını belirten Uysal, meclisin terk edilmesinin doğru bir protesto yöntemi olmadığını söyledi. Yasalarda öngörülmüş bir tasarruf değildir. Orada yaşanan sorunun kamusal işleve aktarılması meclisin... Diğer yandan daha önce MHP'den istifa eden Mustafa Taşbaş, İyi Parti üyeliğiyle mecliste oturan ilk meclis üyesi oldu. Taşbaş, İyi Parti'nin ülkeye yeni bir ümit ve soluk getirdiğini kaydetti. Evet, bu bilgilendirme maddesi, bilgilendirme...